Türk silah sanayinin temelini atanlardandır. Enver Paşa'nın kardeşidir. Silah ve patlayıcı üretmenin adeta delisidir. Milli silah üretmenin tutkusuyla yaşar, üretmeyi de başarır. Peki başına neler gelir? Sizler için bir video hazırladık. Nuri Killigil Harp Okulu'ndan mezun olur. Libya işgal edilince abisi Enver Paşa ile Trablusgarp'a gider, İtalyanlarla savaşır. Daha sonra Balkan Savaşı başlayınca Balkanlara gelir ve Bulgarlara karşı savaşın içinde yer alır. Daha sonra Killigil, Kafkas İslam Ordusu Komutanlığı'na getirilir. Rus, İngiliz ve Ermenilerden oluşan kuvvetleri Bakü'de yenilgiye uğratır. Gücü azalınca Anadolu'da Karabekir Paşa'nın ordusuna katılan Killigil, ele geçirilen malzemelerden top, patlayıcı ve silah üretir ve askerlerin eksiğini giderir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra silah fabrikası açmak için girişimde bulunur. Nuri Paşa 1946'da Sütlüce'de fabrika açarak matara, gaz maskesi, çelik başlık, soba gibi eşyaların yanında tabanca, 81 mm havan, mühimmat, tapa, uçak bombası, tahrip kalıpları üretir. Nuri Paşa'nın Türkiye'de öncü sayılabileceği konu 9 mm tabanca üretimidir. Bekçi, polis ve silahlı kuvvetler içerisinde de dağıtılmış tabancaların üretimini gerçekleştirir. Ürettiği bomba, silah mermileri Pakistan, Irak, Mısır, Suriye gibi Müslüman ülkeleri ihraç eder. Yalnız bu ülkelere silah vermesini istemeyen güçler vardır. İşte her şey bundan sonra başlar. Nuri Paşa'nın öldürülmesiyle sonuçlanır. 14 Mayıs 1948'de Filistin'de İngiliz mandasından hemen sonra Tel Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi yayınladığı bildiriyle İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan eder. Arap ülkelerinin kimi buna karşı çıkıp silahlanmaya başlamıştır bile. Öncesinden silah, bomba ve mermileri Nuri Paşa üretip verir. Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak İsrail'e savaş açar. Nuri Killigil, Filistin'de İsrail Devleti kurulmasına karşıdır. Bu sebeple ürettiği silahlarla Müslümanları destekler. Nuri Paşa o sırada Avrupa'ya seyahate gider ve burada zehirlenir. Hemen hastaneye kaldırılır, ölümden döner, tedavi olup iyileşir. Artık Nuri Killigil'e yönelik tehditler başlar. Nuri Paşa durmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'i korumak için Suriye ve Mısır'a silah ambargosu koyar. Nuri Paşa buna rağmen silah üretip illegal olarak Mısır ve Suriye'ye ulaştırır. Tehditler onu durdurmaz. Üstelik hükümet de uyarır onu. 1949'da Nuri Paşa'nın silah fabrikasında büyük bir yangın çıkar. İçinde çalışan işçilerle birlikte yanarak ölür. Söndürmek için gelen itfaiyecilerin bazısı da meydana gelen patlamadan dolayı ölür. Fabrikadaki patlamada çevredeki binaların camları ve duvarları bile yıkılır, yananlar kül olur. Nuri Killigil'in kolunun yarısı, ayağının bir parçası bulunabilir. Geri kalanı yanıp kül olur. Parçaları küçük bir tabuta konup Türk bayrağı sarılır. Kur'an okunup, dua edilerek Edirne Kapı'da Nuri Killigil Fabrikası şehitliğine defnedilir. Olaydan 4 gün sonra dönemin hükümeti CHP, Türkiye'yi İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke yapar. Fabrikada çıkan yangının arkası örtülür. Kapsamlı itfaiye ve adli tıp raporu bir el tarafından kaybedilir. Her şey örtülüp kapatılır. Vefat ettiğinde mal varlığına bakılır ve sadece 3 takım elbisesi olduğu ortaya çıkar. Nuri Paşa işçilerin maaşını zamanında ödemek için kredi çeker. Gerekirse kendi aç kalır ama işçilerine günü gününde ödeme yapar. Gözü hep savunma sanayindedir. Türkiye'nin kendi silahını kendisinin üretmesi gerektiğine inanır. Dış pazarlara açılması küresel rakiplerini rahatsız eder. Bir şekilde durdurulması gerekir. Fabrikası ile birlikte içinde yok edilir. Hep böyle olur. Nuri Paşa'ya selam olsun. Selçuk Bayraktar 15 yılda savaş uçaklarının pilotsuz yönetileceğini, bunun çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yeter ki bir zamanlar ilk Türk uçağını yapan Vecihi Hürkuş,
silah yapan Nuri Paşa'da olduğu gibi önümüz kesilmesin dedi.